Organ bağışı caiz midir? Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde organ ve doku nakli hakkında açık bir hüküm yoktur. İlk müçtehit ve fıkıhçılar da kendi devirlerinde böyle bir durum söz konusu olmadığından bu bağışın hükmüne değinmemişlerdir. Bununla birlikte Kur'an ve hadislerin manalarından çıkarılmış genel hüküm ve kaideler vardır. Kur'an ve hadislerde hükmü açıkça belirtilmeyen meselelerin hükümleri, fıkıh alimlerince bu genel kaidelerle hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek verilmiştir. İşte organ ve doku nakli konusundaki hükmün tayininde de aynı yola başvurulmuştur. Yaratılmışlar içinde insan en mükemmel ve muhterem varlıktır. Tin Suresi 4. Bu bakımdan normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması insanın saygınlık ve muhteremliğine ters düştüğü için caiz değildir. Ancak zaruret durumunda, zaruretin mahiyeti ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir. Kaynak: Mecelle Madde 22. İslam alimleri, ölü annenin karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine, başka kemiklerin nakline, bilinmeyen hastalıkların teşhis ve tedavilerinin sağlanabilmesi için yakınlarının rızası alınmak suretiyle ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına fetva vermişler. Canlı bir kimseyi kurtarmak için ölünün vücut bütünlüğüne müdahale etmeyi caiz görmüşlerdir. Aynı şekilde açlık, susuzluk gibi hastalığı da haramı mübah kılan bir zaruret saymışlar, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli artık tedavi yollarındandır. O halde şartlarına uyulmak suretiyle insan hayatını veya bir uzvu kurtarmak için kan, doku ve organ nakli yoluyla da tedavinin caiz olması gerekir. Her kim birinin hayatını kurtararak yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibidir. Maide Suresi 32. ayeti de buna ışık tutmaktadır. Böyle olunca, aşağıdaki hususlara dikkat edilince organ nakli caiz olur. Nitekim İslam Konferansı'na bağlı uluslararası bir fetva kuruluşu olan Mecmeul Fıkhil İslami de bu doğrultuda karar almıştır. Buna göre, zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığını, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi, hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması, organ veya doku alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişi de donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksi bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması, alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması, devlet kontrolü altında yapılması şartlarıyla organ nakli caizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.